Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzun konusu araçlarımızdaki helezon yayların sıkıştırmasıyla alakalı. Bu videomuz saraydaki ustalarımızın da işine yarayabilir. Bu videoları sıkıştırmak için bir aparat yaptık. Şöyle malzemelerden biraz bahsedeyim. Böyle metrik 16 sonsuz bir diş aldık. Bunun fiyatı 15 lira civarında. Böyle kancalar aldık. Kamyon kasasını sabitlemek için kullanılan kancalarla. Bunların taneleri de, tanesi de ikişer lira falan. Toplamda 30-35 liraya bir iki tane karşılıklı yayı sıkabileceğimiz işkence tarzı iki aparat yaptık. Şimdi bundan şöyle bahsedeyim. Bu yaptığımız aparatlarda. Sonsuz milimizin, dişli milimizin iki tarafına bir tarafını bir kaynatalım. Bunlar 24 anahtar tutan metrik 16 somunlar. Arada bu kancamızı yan kıvırıp kestik ucunu. Bu hareket edecek. Daha rahat hareket etmesi için iki adet de pul koyduk araya. Ve hareket buraya olmasın diye bir somun yapıp bu somunumuzu kaynattık. Diğer kancamız, sıkıştırma kancamız ise biz bunu yani milimizin kafasına, sonsuz milimizin kafasına kaynattığımız diğer somunu, öbür tarafına kaynattığımız diğer somunu sıktığımız zaman gevşetme yönünde sıkıyor. İçeri doğru daralıp yayımızı sıkacak. Sıkma yönünde, normal sıkma yönünde de gevşetip yayı açacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl çalıştığını. Gayet de güzel çalışıyor yaptığımız aparat. Burada kaynaklarımızın güzel olmasına dikkat edelim. Bayağı yük biliyor yani. Bu mesela benim elimde tuttuğum 1,5 tonluk bir aracı. Arka helezon yayları. Önler biraz daha yumuşaktır buna nazaran. Dengeli bir şekilde sıkıp yayımızı takma esnasında gelip esnetebiliriz. Bir de hidrolikleri var. Tabii biz profesyonel iş yapmadığımız için bunlar kendi araçlarımızı ve tanıdığımız insanların araçlarına için bu aparatlar. O sizin işinizi görecektir. Böyle bir şey yapmak. Maliyeti de çok düşük. Eğer yani araba araçlarınızda ehir olan arkadaşlar var. Onlar için fenli muayeneden geçemediği için böyle bir şey yapmak. Eğer kendi yapıyorsa bu işleri. Şöyle tabii bunu karşılıklı sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biri sıkarken öteki o oranda gevşiyor. Kadar yayımızı gevşetme yönünde bizim sistemde öyle. Gevşetme yönünde hareket ettirerek 10 santim kadar esnettik. Zaten bu da yeterlidir yani yayı takabilmek için aracımıza. MacPherson tipinde de öyle. Bazı arka süspansiyonlarda da öyle. Bunu sıkıp bunu yay kovanlarına geçirebilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.